andan itibaren kaydı alacağım. Ancak hızlı okumanın kaydı alsam da çok bir işe yaramaz. Hızlı okuma birebir eğitimdir çünkü. Sonradan takip etmek çok da sağlıklı değildir. Birebir takip etmek, birebir uygulamak güzel bir çalışmadır. Öncelikle beni tanıyanlarınız var aranızda. İlk defa tanışacak olduklarımız var. İlk defa herhalde böyle bir çalışmaya katılıp bilenler olacak. İsmim Kerime Ergin. Hızlı okumayı 1998 yılında, yanlış değilsem 97-98 yılında üniversite yıllarımda aldım. O dönem için biraz daha böyle ismi henüz bilinmeyen bir kurs idi. Ben ilahiyat mezunuyum. İlahiyat ortamında hızlı okuma pek de cazip bir kurs değildir aslında. Arapça, Ebru sanatı, ney dersleri varken ya da İngilizce dersleri varken hızlı okuma gibi bir dersin ne anlamı var diye biraz böyle anlamsız gelen bir dersi. Ancak şunu söyleyebilirim ki o günden bugüne, hani büyükler söylerler ya, koluna bir altın bilezik tak dedikleri eğitimdir. Hızlı okuma benim için koluma taktığım altın bir bileziktir. Okumayı çok seven birisi olarak, kitap okumak benim en favori sevdiğim şeylerden bir tanesi olarak, hızlı okuyabilmek ve hızlı anlayabilmek bizim için önemli olsa gerek diye düşünüyorum. Burada şu an itibariyle 80 kişi var. 80 kişi böyle bir kursa merak salıp demosuna katıldıysa her biriniz için de okuma önemlidir diye düşünüyorum. Neden hızlı okuma önemli? Neden okuma önemli? Şu an bilgiye ulaşmakta herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Sizler düşünüyor musunuz? Her taraf bilgi saçılıyor. Acayip bilgi yığını var. Bu bilgi yığını arasında okuma mecburiyeti veya okuma isteğiyle yoğun olanlar vardır. Depresyona girmek, okunulacak çok şey var, takip edilecek çok şey var. Bunun üstesinden nasıl kalkacağız diyorsanız. Veyahut sınavlarda vakit yetiştiremiyorum diyorsanız. Veya da illa sınav olarak değil de ben kendimi geliştirmek istiyorum. Bunun için farklı farklı alanlarda okumak istiyorum diyorsanız. Hızlı okuma bilmek zorundasınız. Şu an zaman hız çağı. Bu hız çağıyla birlikte okumayı da hıza, zamana uydurmak zorundasınız. En çok sorulan sorulardan bir tanesi şu. Hızlı okuyorsunuz, peki anlıyor musunuz? Size geliyor mu aklınıza böyle bir soru? Yani hızlı okuma anlamayı besler mi, zayıflatır mı? Güzel bir soru aslında bu. Benim de ilk başta sorduğum, bir türlü anlamlandıramadığım, hatta bir yerde vazgeçtim, bu iş olmayacak dediğim bir aşama vardı. Çünkü alışkanlıklarımız var bizim. Alışkanlıklarımızı yıkıp da yeni bir alışkanlığı oluşturmak ister istemez çok da kolay olmuyor. Konfor alanımızdan çok da çıkmıyoruz. Bunun için hızlı okumada anlama ilk başta düşer, sonrasında yukarıya doğru çıkar. Bunun da bizzat örneğini şöyle söyleyebilirim. 97-98 yılından itibaren hızlı okuyorum. O zamandan itibaren Allah'ın izniyle kaldığım bir ders olmadı. Hani bilinçli olarak kaldığım ders oldu. Bütünlemede ne yapıyor insanlar, nasıl sorular çıkıyor diye merak edip bir derse bütünlemeye kalmıştım üniversitede. Onun haricinde herhangi bir şey olmadı. Kısa sürede kitapları okuyup hocalara teslim edince hocalar editörlük teklif ediyorlardı. Yani bizim bu kitabımızı çıkaracağız. Nerede hata var? Bir düzeltip bakar mısın diye. Yani şu, hızlı okuma aynı zamanda hızlı algılamayı beraberinde getirecek. Eğer dikkat dağınıklığı probleminiz varsa, eğer bir şeyde çok çabuk kopuyorsanız hızlı okuma tam da size göre diyebilirim. Çünkü hızlı okuma, hızlı okuyup hızlı anlayabilecek potansiyelde olanların bir tercihidir. Ya dikkat edilirse biraz yavaş okuyanların ve dikkati çok derin olanların zorlanacağı bir çalışmadır diyebilirim. Yani hızlı olanlar bu işte kazanacaklar. Çok okumak zorundasınız. Çok hız kazanmak zorundasınız. Özellikle günümüzde şu anda üniversite öğrencileri, LGS öğrencileri açısından baktığınız zaman zamanı yetiştirme, bu yeni nesil sorularını çözümleme alanında
hızlı okuma yapmak zorundasınız. Ancak hızlı okuma şu anda üniversite sınavına bu yıl girecekler için artık iptal olmaz. Şu vakitten sonra kurs alamazlar. Aklınızda bulunsun. Bundan önceki zamanlarda olabilirdi ama bu vakitten sonra artık hayır. Soruyorlar çünkü bana işte kursa katılabilir miyiz? İşte sınava bir ay kaldı, sınava iki ay kaldı. Hayır, böyle bir zamanda sınava girmek, kursu almak size katkı yerine daha çok zarar oluşturacak bir çalışma olabilir. Evet, bugün birazcık hızlı okuma nedir? İşte hızlı okuma çalışmaları nelerdir üzerinde duracağım. Birkaç çalışma yapacağım. Genel olarak sizler dakikada kaç kelime okuduğunuzu biliyor musunuz? Şöyle bir soru sorsam. Bunu daha önce hiç ölçtünüz mü? Şöyle Hocam bir ben 130 falan okuyorum. Çok az biliyorum ama o kadar 130 okuyabiliyorum. çok düşük. Evet, Türkiye ortalaması biraz 150 civarlarında. Evet, Uzun başka bir zamandır evet. bakmadım, hatırlamıyorum. Bir bakayım. Bakın Aslında bakalım. ben de uzun zamandır bakmadım ama öyle hatırlıyorum. Benim 250 civarında hocam. 250 ise bir tık daha iyi. Yani çok iyi diyemeyiz ama peki 500 civarı olan var mı? Yarışabilirim hocam. Yarışmaya hazırım. Wow. 500 civarı Yani yarış. 500'e ulaşmasa da birazcık da fazla okumaktan kaynaklı herhalde. Evet, kelimeleri Çok, tanırsınız. Fazlaca evet, çok okudukça kitap okumaktan kaynaklı. aşina olursunuz. Evet. 500 bir kişi var. Kurs alan bir kişi 150 kelimeden 600 kelimeye çıktım diyerek attı. 150'den 600'e çıkmak 4 katı ortalama bakın. Peki hızlı okumanın bir sınırı var mı? Size sorayım. En fazla kaç kelime hızlı okunulabilir? 1500 olabilir mi? 1500 Hocam olabilir. yanlış bilmiyorsam Said Nursi parmağı çevirdiğim biraz daha hızlı çevirebilsem daha fazla okurdum diye söylemiş. Bence bir hızı yok yani. Evet. Sayfa çevirme hızım artsaydı daha fazla okuyabilirdim demiş. Şimdi sınırı yok. Bununla ilgili farklı yorumlar var. Bazı uzmanlar diyorlar ki hızlı okumanın Teşekkür sınırları ederim. var. 600 ila 800 Teşekkür arasında. ederim. 600 ila 800 arasında olur diyorlar. Bazıları işte 2000'e kadar çıkar diyorlar. Bazıları 10.000'e kadar çıkar diyorlar. Ben sınırsızlığı savunanlardım. İnsanoğlunun yetenekleri her geçen gün o sınırları aşıyor. Bilim her defa ilerliyor ve diyor ki daha önce evet bu konuya böyle bir karar verilmişti ama bundan sonra şöyle bir sonuç da olabilir deniliyor. Benim şu andaki ortalama hızım 3000 civarlarında ama bunu da hemen şöyle izah edebilirim. Şöyle bir soru soracaksınız. Her konuyu aynı hızla mı okuyacağız? Her kitabı aynı hızla mı okuyacağız sorusunu sorabilirsiniz. Hayır, her metin aynı hızla okunmaz. Her kitap aynı hızla okunmaz. Hızlı okumak tıpkı araba kullanmak gibidir. Otobanda ve ara sokaklarda araba kullanmak gibidir. Gaza basacağınız yerler vardır. Ara sokaklarda biraz daha dikkatli gideceğiniz yerler vardır. Kurs içerisinde hangi yazıları hangi hızla okuyacağınızı da öğrenmiş oluyorsunuz. Anlama ağırlıklı metinlerde bir tık daha yavaş gidilir. Hatta şöyle gidilir anlama ağırlıklı metinlerde. Önce metin baştan sona taranır. Sonra anlamamız gereken yerler bir kez, bir kez, bir kez daha gerekirse üç kez ya da dört kez tekrar edilebilir. Dediniz ki ne oldu? Dört kere okuyacağımsa, ben okuyacaksam hızlı okumanın anlamı nerede kaldı? Yani şöyle sizler atıyorum 4 sayfayı 4 dakikada okursanız ben 4 sayfayı 1 dakikada okurum. Ki yani 1 dakikadan daha hızlı bir süreçte okuyabilirim. Bu 1 dakikada okuduğum zaman tekrar geriye döneceğim ya. Bir kere okuduğum bir yazıyı ikinci kez de üçüncü kez okuduğum zaman sizce 1 dakikada mı okurum daha kısa sürede mi okurum? Minimuma, daha minimuma düşecek. Yani bir dakika okudum, ikinci okumayı işte 30 saniyeye indirmiş olayım. Üçüncü saniyeyi de 30 saniyeye indirdiğim zaman 4 sayfalık bir metni ortalama 2 dakikada bitirebilirim. Anlayarak, her şeyi hafızama koyarak.
Siz 4 sayfalık bir metni 4 dakikada okudunuz. İkincisi tekrar etmek için bir 4 dakikaya daha ihtiyacınız olacak. Yani siz 4 sayfalık bir metni ortalama 10 dakikada bitirirsiniz. Normal bir okuyucu ama hızlı okuyucu 2 dakikada bitirir. Hem de 3 defa okumuş olmasına rağmen. Kısaca mantığını ifade etmeye çalıştım burada. Anlaşılmayan yer var mı? Sormak istediğiniz yer. Buraya kadarki kısımda. Şimdi hızlı okumanın temel felsefesinden bahsetmek istiyorum burada. Hızlı okuma iki şeye dayanır. Bir teknik, iki inanç. İnanç dediğim şey aslında beynin yönetimiyle ilgilidir. Siz beyninizi ne kadar hıza odaklarsanız beyin ona o kadar odaklanır. Yeni sistem metotla hızlı okumanın önündeki engellerin, inanç çalışmalarının vesairesinin temizliğiyle birlikte hızlı okuma çalışması yapıyoruz. İkinci çalışma hızlı okuma engelleri diye ikinci günün çalışması o şekilde geliyor. İkinci gün engellerinde de bizim şöyle inançlarımız var. Genel olarak sizin de sorduğunuz ve düşündüğünüz gibi hızlı okursam anlayamam. O yüzden yavaş okuyorum gibi bir inanç var. Bu inancı değiştirmemiz lazım. Kişi bunu bilmesine rağmen değiştiremediği zaman da o zaman bizim diğer teknikler devreye giriyor. Hızlı okumanın adı benim çapımda, benim alanımda şimdi sadece hızlı okuma değil, holistik okuma metoduna döndü. Holistik okuma sisteminde beynin kullanımı, nefes çalışmaları, göz egzersizleri var. Hızlı okumanın temelinde göz egzersizleri var. Bunu öncelikle söyleyebilirim. İki şeye dayanır dedim. Biri tekniğe dayanır, ikincisi inanca dayanır. İnancın da gelişmesini sağlayan sistem önce oradaki ayrı kodlarını, dikenleri ve taşları temizleyeceğiz. Sonra o inanç güçlenecek. Ama diğer taraftan teknik. Teknik de ne? Göz kaslarını geliştireceğimiz tekniktir. Göz kaslarını geliştirdikçe göz ne kadar hızlı ve geniş alanı görebilirse bilgiyi de o kadar hızlı ve çabuk kapacaktır. Ancak şunu bilmekte yine fayda var ki hızlı okuma bir göz okumasından ziyade bir beyin okumasıdır. Burası çok kıymetli. Genelde insanlar okumayı göz ile yaptıklarını zannederler ama okuma bir göz işlemi değildir. %80 bir beyin işlemidir. Bunu amaların okuma şeklinden çok rahat anlayabilirsiniz. Amalar görmez ama dokunarak algılayabilirler. Şimdi bir de şu, aslında bizim görme alanımız o kadar geniştir ki nedense bu görme alanı kitaba gelince iki kelimeyi yan yana göremeyiz. Sizce neden böyle? Normalde şu ekranı ben bütünüyle görebiliyorken, şu odanın yarısını kavrayabiliyorken kitap satırları arasına geldiğim zaman ikili ya da üçlü kelimeyi neden yan yana göremiyorum? Bunun için ekstra çalışmalara ihtiyaç duyuyorum. Algısal seçicilik olabilir. Algısal seçicilik olabilir. Başka, motivasyon denilmiş. Başka? Odaklanma olabilir hocam. Odaklanma olabilir. Başka? Alışkanlık olabilir. Alışkanlıklar, öyle inandırıldık. Göremezsin, yapamazsın, bakamazsın, algılayamazsın diye bir inanca sürüklendik. Oysaki gözün kapasitesi genişti. Şimdi bunları tekrar fark etme zamanı. İkincisi de, benim bedenimi şu an ne kadarını görüyorsunuz? Yani... Hiç anormal karşılamıyorsunuz değil mi bakın? Yani ciğerlerinden üst bölümümü görüyorsunuz. Ben de sizi öyle görüyorum. Ayaklarınızı görmüyorum. Ellerinizin bir parçasını görmüyorum. Ama hiç de tuhaf gelmiyor. Şimdi biraz tuhaflaştıralım mı bunu? Görmediğimiz şeyi yok sayalım. Herkes yarım insan oldu. Biraz ürkütücü olmadı mı? Biraz ürkütücü oldu değil mi? Ama biz hiç bu ürkütücülükte yaşamıyoruz farkındaysanız. Her şey çok doğal çünkü benim beynim onu tam olarak görüyor ve biliyor değil mi? Yani orada onun parçasında olduğunu biliyor.
Peki ya bunu kitaba uygulayabiliyor olsaydık? Aslında görmediğimizin de var olduğunu, bilmiş olduğunu bilseydik ve böyle davransaydık, ay o kelimenin yarısını görmedim, ne anlamam gerekiyor demeden, benim beynimde bütünleme prensibi var, eksik kelimeleri tamamlıyorum diyerek konuya baksaydık, gerçekten bir kitabı çok daha hızlı okuyabilir miydik? Okuyabilirdik. İnançlarımız nasıl değiştirilmiş, farkında mısınız? Çok özür dilerim, bir şey soracağım. Bilmediğimiz, hiç ilk defa elimize aldığımız bir kitapta zaten bilmiyoruz ki. Nasıl tamamlayacağız? Aslında hiç bilmediğin kelime yok o kitabın içerisinde. Hiç bilinmeyen evet. kelime çok azdır. Bakın hani bir kitapta, okuduğunuz bir kitapta ancak işte tıp kitabı olması lazım. Avukatlık terimleri kitapları olması lazım. Normal şartlarda sizin fikir kitabı olarak okuduğunuz bir kitapta %90 tanıdığınız kelimeler vardır. Kelimeler ne zaman anlam değiştirir biliyor musunuz? Yerleri değiştirirse o zaman anlam değiştirir. Hep bildiğiniz kelimeler. Sadece yerleri değişir. Yerler değiştirince anlam. Şöyle YouTube'u açamam. Şu anda hani arada açabilirim belki. Hem telefonun şarjı yok bunun. Hem de bir şey yok. Diğeri de şarjda. Bu yani artık yapacak bir şeyim yok şu anda. Hani önde işte hızlı okuma çalışmasını, demosunu hızlı olan kazanır. Hayat hep bu sistemle ilerliyor aslına bakarsanız. Siz bir şeyde yavaşlamaya başladığınız anda bir diğeri onu alıp gidiyor. Hani bir şey vardı, işte iki arkadaş ormanda koşuyorlarmış. Aslan geliyor. Biri diyor ki yani yetişemeyeceğiz, kaçamayacağız, şey olacak bu olacak. Vallahi hiç önemli değil diyor. Aslandan hızlı koşamayız. Evet ama diyor benim için önemli olan senden hızlı koşabildiğim. Senden hızlı koşarsam aslandan hızlı koşmuş olabilirim. Şimdi burayı böyle yakalamak lazım. Evet sınav sisteminde belki sınav sistemini geçemiyoruz ama rakiplerimizi geçiyoruz. Yani aslan onlar uğraşsın diyoruz. Buraya iyi bakmakta fayda var. Evet, hızlı okuma çalışması. Önce göz çalışması asıl, yani göz çalışması diyorum ama hızlı okumada asıl inanç çalışması önemlidir. Ama şu an için inancı biraz biraz alttan anlatmaya çalıştım aslında. Hızlı okumanın tamamlayıcılık olduğunu ve görmeden de okuyabileceğimizi ifade etmeye çalıştım. Diğer taraftan şu, hızlı okumada yavaşlatacak olan etkenlerden bir tanesi bilmediğiniz kelimedir. Bilmediğiniz kelimeye gelince otomatik olarak durma ihtiyacı hissedersiniz. Bir de yine hızlı okumayı yavaş yapmanızın sebebi, daha doğrusu hızlı okuyamamanın sebeplerinden bir tanesi, gözün çalışma sistemini bilmemekle alakalıdır. Göz sıçrayarak böyle zikzak hareket, zikzak değil de şu sıçrama hareketini yaparak gider ve bu duraklamalarda bulunur. Duraklamaları iyi yaparsa, o durak yaptığı yerlerde geniş açıdan görebilirse kapasitesini geniş yakalayabilir. Ama işte iki ileri bir geri, iki ileri bir geri giderek yaparsa göz okuma sağlayamaz. Bir rivayete göre hani hikaye odur ki diyerek başlayan konular var ya, cennetin kapısı çalınıyor. Melekler kapıyı açmadan soruyorlar. Siz kimsiniz diyorlar. Fatih'in askerleriyiz diyorlar. Buyurun diyorlar, biz de sizi bekliyorduk. Aradan bir 50 yıl geçiyor. Cennetin kapısı tekrar çalıyor. Melekler içeriden tekrar soruyor. Diyorlar ki siz kimsiniz? Biz de Fatih'in askerleriyiz. Nasıldır diyorlar. 50 yıl önce geldi Fatih'in askerleri. Biz diyorlar mehterem takımıyız. İki ileri bir geri, iki ileri bir geri, iki ileri bir geri yaparak anca gidebilmek bu. Normal okuma yapanlar bu şekilde giderler. İki ileri bir geri. Orada ben bunu anlamadım, geriye döneyim, ben bunu anlamadım, geriye döneyim diye diye başladığınız şeyi kitap, bakın bir kitap aldığınız zaman kaç kişi o kitabı bitirip de bir kenara koyabiliyor? Aranızda bir kitabı alıp düzgün konuşabilirsem iyi olacak. Aldığı zaman bitirmek ne kadar saat sürüyor ve bitirip de koyabiliyor musunuz? İşte bu sorun. Geriye dikkat dağılıp geriye dönme ihtiyacı duyuyorsanız bu sorun hızlı okuma çalışmalarında bu çözülebilir. Dikkat ve konsantrasyon çalışmaları var çünkü hızlı okumanın içerisinde.
Aranızda kitap bitirip de koyan yok değil mi? 3 gün. Oo, onlar çok fazla. Bir kere şunu da sorayım. Madem Ben bir kitap, oldukça hızlı okurum. Ne kadar Yani sürede bitirirsiniz bir kitabı? ay başında oturmama bağlı. Yani bitirmeden kalkmam genellikle ama tabii sizin kadar hızlı değilim, onun farkındayım. Çünkü ben Zaten görüyorum buradan sizi. evet, Bizi Takip ediyorum. sarılıklar bir günde de bitebiliyor hocam. 100 sayfa da olsa 150 sayfa bizi etkileyen kitaplar oldu muydu? Bitiyor bir günde. Bir günde biter ama bir günün kaç saatinde bitiyor? 5-6 saat hiç kalkmadığım da oluyor. Oo, peki zaman problemini şöyle diyelim. Yani her birimizin zaman yönetmesiyle ilgili bir sorunu var olduğunu düşünüyorum. Bir kitaba 5 saat verdiğiniz zaman geriye kalan işler ne olacak? İşi de yapıyorum aynı anda. Kitabı yanıma bırakıyorum. Böyle öyle saran kitapları başucumdan ayırmıyorum ama sarmayan günlerce gidiyor. Sarmayan günlerce gidiyor. Peki size şunu da sorayım o zaman. Bir kitabı 5 saatte okuduğunuz zaman veya bir kitabı gün içerisinde yarım yarım okuduğunuz zaman sizce dikkatiniz dağılır mı veya toplanır mı? Dağılsa da çabuk toplanıyor. Dağılsa da çabuk toplanıyor. Ben Benim şu dağılmaz. 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 Siz süper Hocam, dikkatlisiniz o zaman. yani aklım hep kitaptadır. Kalksam başından bile bir an önce oraya geri dönmek isterim. Hocam bende de şöyle oluyor. Mesela 2-3 saat ayırmam ya da 3-4 saat ayırmam mümkün değilse günlere bölmeye çalışırım ama günlere bölünce de artık bana o çok sıkıcı geliyor ve bir türlü bitirmek istemiyorum. Bitiremediğim için de devam etmiyorum. Evet. Şimdi bir kitabı eğer gün içerisinde bölerseniz kahramanları karıştırabilirsiniz. Olay örgüsünü yavaşlatabilirsiniz. Eğer baştan sona bir kitabı okursanız bütün olay bütüncüldür zihinde. Ama ben bir kitabı bugün başlamışım, bir hafta sonra bitiriyorsam ya diyorum ki o hangi kahramandı, bu hangi kahraman? Bir sürü ona tekrar adapte olana kadar zaman geçiyor. Oysa ki zaman benim için çok değerli. Kitabın Hocam cinsine göre de affedersiniz. değişmez mi? Değişir. Kuzenim düşmüş, bir daha alabilir miyiz? 100 kişi şu an dolu. Dolu mu? Çıkanlar vardı. Ha, gene girmiş. Evet, Şu an dolu, birileri. evet. Ben Şimdi yazayım onu hemen. dikkat dağınıklığı olanlar için okuma birebir çalışmadır. Hızlı okuma birebir çalışmadır. Hızlı okuma nedir biliyor musunuz? Otobanda yolun hareketine göre araba kullanmaktır. Siz otobanda 60 km hızda gidemezsiniz. Gideceğiniz hız 120 km'dir. En düşük haliyle. Arabanızın durumuna da göre. Araba eşittir beyin kapasitesi. Siz ona göre uyum sağlarsanız yol sizi bırakmaz. Kitap sizi bırakmaz. Bunun için yapacağınız şey çalışmalara devam edeceksiniz. Göz kaslarınızı geliştireceksiniz. İnancınızı kuvvetlendireceksiniz. Burada biraz inanç oturmaya başladı mı? Ne demek olduğuyla ilgili. İnanç, hızlı okumayla ilgili. Neden hızlı okumam gerekiyor veya hızlı okumanın olmasının katkılarının ne olduğunu biraz şu an mantığınıza yatmaya başladı mı? Olabilirliği nedir ne değildir? Kumsalcığım, dikkat problemi çözülür. Bu çalışmalarda çözülür. Çünkü şöyle söyleyebilirim bu çalışmalarda. Hızlı okuma o kadar dikkat gerektiren bir çalışmadır ki, şöyle de ifade edebilirim. Ben çoğunluğa göre dikkati daha çabuk dağılan bir tipim. Çoğunluğa göre. Ve dikkatim kolay dağıldığı için hızlı okuma bana çok iyi geliyor. Dikkatim kolay dağılıyor ya. Yani şunu yapmak zorundayım. Beynime şunu söylüyorum. Diyorum ki, bak, bu kitapta en hızlı, en kolay, en pratik alabileceğin yerlere odaklanacaksın. Yani az zamanda çok iş başaracaksın diyorum. Çünkü benim saatlerce oturacak bir vaktim yok o kitabın başında ve saatlerce otursam dikkatim dağılıyor zaten.
15 dakikada, 20 dakikada o kitapla ilgili bilgiyi ne kadar alabilirsem kârım o olacak. Şimdi böyle bir durumda seni bir odaya koysam, desem ki odanın bir yerlerinde altınlar var. Sence bu altınlar nerede desem? Yavaş olan kişi, yani dikkat dağınıklığı olmayan kişi durur, düşünür, bekler falan. Şurada olabilir, burada olabilir, burada olabilir diyerek araştırma yapar. Normal bir insan. Ama dikkati dağınık bir insanın kısa sürede bulmaktan başka çaresi yoktur. Olabilecek en odak yerlere bakar. Yani der ki zaten benim vaktim yok, zaten benim dikkatim dağılıyor. Olabilecek en şey zaman neresi? Bunu ben hayatımda defalarca kez sınava uyguladım. Bir hukuk sınavında uyuyakaldım. Birinde de gece 12'ye kadar çekirdek çitledim. 12'den sonra elime fotokopi geçti. Aa dedim, evet bu fotokopilere çalışmam gerekiyordu dedim. Günde iki tane sınav var, vizeler dönemi. Meğer sabahki sınava, öğleden sonraki, ben ters sınava çalışmışım. Yani sabahki sınava çalışmamışım da öğleden sonraki sınava çalışmışım. Oysa ki zor sınav sabahmış, hukuk sınavı, ya da tam tersi. Öğleden sonra olabilir ama yanlış kağıda çalışmışım. İşin ilginç tarafı da zaten zamanı yanlış algılamışım. Problem üstüne problem yani. Yarım saatim var. Hukuk kitabını elime aldım. Ben öğretmen olsam nereleri sorarım diye bak çalıştım. Yarım saat içerisinde. Aldın. Okudun. Çıktın. Sınavdan 98 aldım çıktım. Yarım saatlik çalışma. Yani yanlış fotokopi, yanlış saat, yanlış yer. Ama orada yarım saat benim riskimdi yani. Yapabileceğimin en iyisini yapmak zorundaydım. Yarım saatte ben hoca olsaydım nerelerini önemli değilse ne yapardım biliyor musunuz? Okurdum. Bir kez daha okurdum. Bir kez daha okurdum. İkinci okuma birinci okumanın düşmanıdır. Aklınızda bulunsun. Nasıl olsa evde okurum. Nasıl olsa tekrar ederim. Nasıl olsa vaktim vardır düşüncesine sahipseniz ilk okumada anlamayacaksınız. Anlamazsınız. Çünkü nasıl olsa beyninizi ona şartlandırdınız. Ben eve gidince bunu bir kez daha tekrar edeyim dediğiniz anda beyin diyor ki tamam diyor, sen eve gidince tekrar et. Sen önce öyle öğrenirsin. Ama ben bunu demiyorum beynime. Bak diyorum. Ya şimdi ya hiçbir zaman. Şimdi öğrendin diyorum. Başka alternatif zamanın yok. Bunu şimdi öğrenmek zorundasın. Böyle yaptığım sınavlarda hep kazandım. Hep yüksek puanlar aldım. Ama şunu da söylüyorum. Birçok insana göre dikkatim çabuk dağılır. O yüzden bu alanda çok başarılıyım. Çünkü dikkatimin nerede kısa sürede yoğunlaştırılıp kullanabilmem gerektiğini biliyorum. Yani şunu söylüyorum, özellikle dikkat problemi olan arkadaşlar var ise, öğrenciler var ise, yetişkinler var ise, hızlı okuma çalışmaları sizin dikkatinizi toplayacak bir çalışmadır. Peki diğerleri için ne yapacaksınız? Diğerleri için de biraz hızlanmayı öğreneceksiniz. Mecbursunuz hayat standartları içerisinde. Ben öğrencilere şunu söylüyorum, gelin size ders çalışın demeyeceğim diyorum. Tam tersi ne yapın biliyor musunuz? Aranızda daha çok gezmek isteyen var mı? Aranızda daha çok film izlemek isteyen var mı? Evet, kumsal gezmek istiyor. Aranızda daha çok özgür olmak isteyen var mı? Evet. Aranızda daha çok farklı şeyler yapmak isteyen var mı? Evet. Öyleyse bu kursu öğrenmek zorundasın. Çünkü hep okunması ve yapılması gereken işler sizi bir yerde tutuyor ya. Ya gezmek istiyorum ama yapılması gereken şu var. Gezerken içiniz hiç rahat değil. Çünkü yapılması gerekenler var. Hep vicdan azabı çekersiniz. Gerçekten gezmek istiyorsanız, gerçekten özgür olmak istiyorsanız kısa bir süreliğine sıkı çalışacaksınız.
kısa bir süre, uzun bir süre değil. Yani bunu ortalama 3 hafta, yani en kısa 3 hafta, en uzun 3 ay diyebilirim. Hızlı okumayı çözümlemeniz için. Hayatınıza dahil edebilmeniz için. Kumsal değer mi buna? Ömür boyu özgür olmak için değer mi? Değer. Yani peki okumayı yapmadınız ne yapacaksınız? Okuma bilmiyorsunuz, hızlı okuma. Herkes... Hep bekliyor orada kitaplar. kitaplar bekliyor. Vicdan rahat mı? Vicdan rahatsız. Evet, vicdan ben rahat. Bunu almıştım, bitirmedim. Şu yarım kaldı, bunu niye bitirmedim? Hep vicdan rahatsız. Hep yapılması gerekenler liste halinde duruyor değil mi? Evet, evet. Yapılması gerekenler. Peki bunu ne kadar zamana kadar sürdürmek istiyorsunuz? Yani bu vicdan azabını ne kadar zamana kadar sürdürmek istiyorsunuz? İnsanoğlu kendine acıt, yani kendini kendine acındırıyor. Başka kimseye değil yani. Size sizden başka kim yardım edecek? Hiç kimse. Peki şöyle bir soru daha sorabilirim. Geleceğinizi kazanmak adına bugün kaç saat yatırım yaparsınız kendinize? Geleceğinizi kazanmak adına bugün kaç saat kendinize yatırım yaparsınız? Her saniyede yatırım yapmak isteriz hocam. Ama bu her saniye çok büyük geliyor ya. Yani her saniye beyin kaçar oradan. Of, her saniye ne yapacağım der yani. Hocam işte biz gelecek için bir kursa gittik. 8 saatimiz orada geçiyordu. Bir de gelip evde çalışıyorduk. Yani çok bir yatırım yapıyorsun bir gelecek için. Evet. Peki günlük, evet, 2 saat kendinize ayırırsanız gelecekten kaç saat kurtaracağınızı hesaplayın. Yani bir kitabı, 350 sayfalık bir kitabı siz en az 3,5 saatte okuyorsunuzdur. Ben 45-50 dakikada bitirip kenara koyuyorum. Hava atayım biraz. Hak ediyorum çünkü o havayı. Değil mi? Kesinlikle. Pekala. Bu çalışmayı o zaman hani hemen demoya geçeceğiz. Aşka Şevke gelin zaten. Bakın okuyan insan kimsenin gazına gelmez, biliyor musunuz? Okuyan insanı kandıramazsınız. Okuyan insanı yönetemezsiniz. Okuyan insanı yönlendiremezsiniz. Çünkü oradan alır, ondan alır, oradan alır, oradan alır. Kendine göre bir sistem oluşturur. Ve hani çok okuyan mı bilir, çok gezen mi bilir? Vallahi hepsine talibim. Çok okumaya da talibim, çok gezmeye de talibim. Keyfe de talibim, eğlenceye de talibim. Hepsinin mümkün olabileceğini biliyorum. Ama sanki bize ikisinin ayrı şeyler olduğunu zannettirdiler. Okursan gezmeye vaktin olmaz, gezersen okumaya vaktin olmaz gibi bir bakış açısı oluşturmaya çalıştılar. Hayır, hem okurum hem gezerim. İkisini birlikte de yaparım. Bundan da hiç rahatsızlık duymam. Yine üniversitede en sevdiğim şeyler, arkadaşlarım ders çalışırken ben bir Üsküdar'ı turlar gelirdim. Üsküdar'ı turlamadan hiçbir sınava girilmez. Üsküdar turlanacak. Turlayıp gelirim, bir kere okurum, sınava öyle girer çıkarım. Ve hala öyle. Sınava son dakika çalışıyorum veya çalışmıyorum. Çünkü onca zaman okuduğum bilgiler var. O bilgi sınav anında açığa çıkacak. Hatırlamak zorunda değilsiniz önden. Ama size soru sorulduğu zaman o bilgiyi aktarabiliyorsanız kazanmışsınızdır. Her şeyi hatırlamak değildir. Algılarınız da açılır. Evet, cin gibi olursunuz. Sağda solda ne var ne yok fark edersiniz. Hocam peki biraz da kapasite meselesi değil mi? Yani hani okuyoruz ama hepsini mi anlıyoruz? Orada ben mesela Fadime'yi ben ortaokuldayken hızlı okuma kursuna göndermiştim. Bu sefer evet hızlı okudu ama okuduğu birçok şeyi anlayamadı. Bir şeyler yanlıştı. Bende çok ön yargı oluştu. İşte yani kırılma noktası. Normal yavaş okuyan bir kişi sizce yüzde kaç anlar? Biraz sonra size onu çalışmaya yaptıracağım. Kitaplarınız hazır olsun. Yavaş okuyan kişi yüzde kaç anlar? Bana onun cevabını verebilir misiniz? 30'dan fazla değildir hocam. %50'si